Herkese merhaba. İkinci Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali özel yayınımıza hoş geldiniz. Ben Orkun Yazgan. Değerli yönetmen Jale hocamızla birlikteyiz. Jale Atabey. Evet, hakikaten merhaba. Hoş geldiniz. Sizin kariyeriniz ve dizileriniz burada önümde açık. Hepsini hatırlatacağım. Ama özellikle herhalde sizi Avrupa Yakası dediğimiz zaman bir efsaneleşmiş kült diyebileceğimiz bir diziyle daha çok biliyoruz. Doğru. Hoş geldiniz. Güzel bir organizasyon Erzincan'da. Siz daha önce Siirt'te de yer aldınız. Geçtiğimiz haftada evet. Siirt'te düzenlenmişti. Bu sefer de Erzincan'da 19-23 Ekim tarihleri arasında yer alacak. Ben şöyle bir hatırlatma yapayım. 338 tane film katıldı. 57'si yabancı, yani uluslararası niteliği gayet yoğun bir şekilde devam ediyor. Pandemi dönemine rağmen İran filmleri var, Kırgızistan'dan, Fransa'dan gelen eserler var. Bunlar arasında 24 eser finale kaldı. Kendi aralarında yarışacaklar, yani tabiri caizse eserlerin yarışmasına kadar doğru, ama jüri de bir derecelendirme yapacak. Ama önemli olan Erzincan'da, bölgede ciddi bir kültürel hafta yaşanmış olacak. Bu çerçevede biz de bu özel yayında sevgili hocamız Jale Atabey ile birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dizi sektörünü konuşalım, sinemayı konuşalım. Ama öncelikle bir sizi tanıyalım. Ben sizinle ilgili araştırma yaparken Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu diye okuyunca şaşırdım biraz. İlk üniversite hayatım. Hangi okuldu hocam? Garip bir şey, İstanbul Üniversitesi diye başlayıp sonra Marmara'ya döndü. 80 dönemine rastlıyor. Biraz karışık o sırada. Sonra da bir master var iletişimde. Hayır, iletişimde yine 4 yıl okudum. Ha, yine yüksek lisans tabii, var. Orada sinema televizyon bölümünde okudum. Hayır, normal lisans yani. Hı-hı. Evet. Sonra yüksek lisans yaptım. Hı-hı. Sinema bölümünde. Metin Erksan'la çalışarak. Tez hocam oydu, tez danışmanım. Biraz fazlaca okumuşum galiba. Epey bir okudum evet, diyorsunuz. Evet, biraz okudum. İlk işiniz, yani profesyonel anlamda ilk merhaba dediğiniz, başladığınız çalışma hangisi oldu? Yani yönetmenden önceki o ilk çalışmalar ve hangi pozisyonda, hangi biri? Televizyonda oldu. Önce radyoda oldu aslında. Ha. Evet, Radyo D'de çalışarak başladım. Genel yayın yönetmeni yardımcısıydım. Radyoda başladım. Oradan televizyona geçtik. Sonra diziler birbirini izledi. Ben şöyle bakıyorum. 2002'de Melek dizisi var. Evet. Avrupa Yakası zaten. Döngel Kerhanesi. 2005 yılında o evet. Kısa bir çalışma galiba. Mükemmel of. Çift evet. Var TV dizisi. Evet. Yerden Yüksek, Yalan Dünya ve Aile İşi. Yalan yani, Dünya'da sizde. Benim biraz iki dizim çok uzun sürdüğü için Avrupa Yakası ve Yalan Dünya. Birisi 6,5 yıl sürdü. Birisi 3,5 yıl sürdü. Çok çeşitlenmedi yani. Belli bir evet. Noktada uzun kaldım çünkü. Avrupa Yakası 6,5 yıl sürdü. Keşke daha da uzun sürseydi. Vallahi hala sürüyor. Ben daha dün akşam izliyordum, öyle söyleyeyim. Yani bilmiyorum ben ne kadar... de karşıma çıktığı zaman gerçekten severek izliyorum, zevkle izliyorum. Yani gidip açmıyorum belki YouTube'da filan, çünkü o biraz da üzüyor insanı. Evet, sanki evet, geride ama, kalmış. Evet, geride kalmış. Çok güzel günlerdi. Ama karşıma çıkıyor sık sık bir yerlerde ve gerçekten gülüyorum ve şöyle severek izliyorum. Söyleyeyim, milyonlarca kişi izliyor yani, özellikle şimdi dijital çok yayıncılık, YouTube evet. Ön planda evet. Olduğu için evet. Çok ciddi halen ilgi var. Hani klasikleşme herhalde öyle oluyor değil tabii mi? Yani bazı işler o kadar yeri zamanı doğru geliyor ki önüne geçmek, üstüne geçmek, üstüne çıkmak çok zor. Hı-hı. Avrupa Yakası kesinlikle öyle bir iş. Hakikaten efsane denecekse efsane, bence de öyle. Evet, yani hem evet. Senaryosuyla hem oyunculuklarıyla hem samimiyetiyle her diyeceğim şeyle, ben. Her şeyle, dört dörtlük bir iş. Gülse sağ olsun nefis bir senaryo yazdı zaten. O da 600 bölüm kadar yani. Hı. 197 mi 196 mı, o konuda böyle biraz kendimiz de evet. Şeye düşüyoruz, tam emin değilim yani, bakmadım ama 200 bölüme yakın senaryo yazmak da zor, çekmek de zor, oynamak da zor, hepsi zor. Ama zoru başardığınız zaman da hakikaten ortaya güzel bir şey çıkıyor. Şimdi ben özellikle Avrupa Yakası'nı şey, evet. izlerken hep o aklıma geliyor. Yani bütün sahneler, birkaç kere arka arkaya izlediğim için bunu bu şekilde yaptım. Friends var işte, meşhur dizi. How I Met Your Mother da biraz o tarz bir dizi. İşte sitcom belki genel olarak diyorsunuz ama... Mesela bir diyalog var
bir şey ortaya çıkmış. Yani hocam onun en doğal olduğunu, en doğru olduğunu nasıl anlıyorsunuz? O kaçıncı sahne oluyor? Bazen ilkinde yakalanıyordur, bazen belki çok tekrar oluyordur ama siz nasıl onu? Çünkü hepsi en doğrusuna çok yakın ya da hepsi en doğrusu gibi. Bir defa oyuncularımızı tanıyoruz. Onların ne yapabileceğini biliyoruz. Yani her zaman olur bizim aramızda da. Ya sen bunu başka türlü oynarsın aslında, daha iyi oynarsın da diyebiliriz. Ya da o der ki hocam ben oynadım ama bir daha oynamak onun içine sinmemiş olabilir. Tabii ki ben ona çok saygı duyarım. Yani eğer oyuncu bana derse ki ben bir daha oynamak istiyorum, benim için mükemmel bile olsa seve seve bir daha çekerim onu. Ya da benim için olmamıştır. O anlamda bir daha çekeriz. Bir de zaten set bu ışık için olmamış olabilir. Dekorda bir sıkıntı olmuş olabilir. Seste bir sıkıntı olmuş olabilir. O yüzden birçok kez çekiliyor biliyorsunuz. Ama dediğim gibi iyi olduğunu bazen mesela bazı oyuncuların özelinde. Şimdi oyuncumuzu iyi tanıdığımız için çoğu yönetmen öyledir inanıyorum ki. Mesela bazı oyuncuların ben provasını çekerim. Çünkü provada en güzel oynar. Yani en güzel ilk oynayışı daha iyidir. Bazen onu prova diye çekip çaktırmadan söylemeden provayı tabii çekerim ve derim ki şahane oldu. tamamdı. Kimisi yani belki 10 kere oynayınca çıkar ama tabii 10 kere de çekilmez. O ona deriz ki biz bol prova yap o zaman sen önceden. Provanı bol yap, gel ondan sonra iyice otursun. Kimi oyuncuya mesela çok rahat mizansen veremezsiniz. İşte lafın şurasında bir çay iç dediğiniz zaman eli ayağına karışır, lafını unutur, bir türlü yapamaz. Çok yetenekli, çok usta oyuncularda bile böyle şeyler oluyor. Şimdi o usta oyuncuların bazılarını özellikle geçmek istiyorum, konuşacağız da. Şimdi bu çekimlerde bir de sonrasında perde arkasını koyuyorsunuz. Bir kahkahalar duyuluyor. Mesela orada sizin de var mı? Orada İlk siz benim misiniz? Benim çok var kahkahalarım. O bir ara hakikaten böyle meşhur olmuştu. Ben çok iyi. Tutamıyorum kendimi. Benim yani kayıt bölgüm olmuştu kahkaha atarak. Her şey tamam ama yönetmenin yani, hani yüzünden her şey, yani kesiliyor. Her şey güzel ama ben dayanamıyorum ve kahkaha atınca kesiliyor tabii. Ben çok gülüyorum. Yani yaparken o işi çok, o öyle bir şey oluyor yani hani biraz da subjektif bir şey olabilir hani çocuğunuzu tabii. Uzun gözü en güzeldir ya mesela o biraz işi doğru yapmak, iyi yapmak, işi sevmek için kendine gelişen belki bir mekanizma. Yaptığınız işe gülüyorsunuz yani seviyorsunuz yaptığınız işi ben öyle birisiyim. Onun için bol kahkahalı. Zaten bizim sadece ben değil tabii oyuncuların. Herkes kendinden geçiyor. Tabii canım yani enteresan şeyler olur. Mesela sizle ikimiz oynuyoruz karşılıklı diyelim. Sizin zor böyle bir tiradınız var, bir şeyiniz var. Orada komik. Kıkır kıkır gülüyor. Siz onu hani bir atlatsam şunu derken karşınızdaki devamlı püskürtüyor kahkahayı falan. Çok iyi. Böyle şeyler. İşin tadı tuzu zaten. Bunlar olmalı muhakkak. Lise yıllarında babam İstanbul'da, ben yatılı okuyordum burada Galatasaray Lisesi'nde. Tam işte yani tiyatronun da iyi olduğu, revaçta olduğu hem devlet tiyatroları hem şehir tiyatroları ve Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Tiyatrosu. Biz her yeni oyuna giderdik, iki kere giderdik bazılarına ve ben CNN Türk'te haber sunarken ölüm haberi gelmişti. Ya. Hakikaten yani şey yani çok ciddi bir duygusal boşalma yaşadım. Bir yani onu anlatın Gazanfer. Ya Gazanfer ustayı diyeyim. Ayrıca nasıl yani ezberliyor, nasıl oynuyor? Çok tatlı ezberler böyle. Hiç evde ezberlemez. O sanki okumaz. Daha ciddi gibi mesela o şeylerde de gözüküyor. Yok, o. Çok komik. Yani çok tatlı bir adamdı. Hiç böyle mesafeli falan işte kendini uzak tutan falan birisi değildi. Evde çalışmaz, ezber yapmaz ki herkesin sistemi farklı biliyorsunuz. Sahne çekilmeden önce işte oyuncular giyinirken falan o çok hızlı hallettiği için o işleri zaten çok şey. Bir asistanı alır karşısına ve o ona birlikte okurlar. Orada hemen yapıyor. Hemencecik orada ezberler ve mükemmel bir şekilde biliyorsunuz oynar. Çok bir de onu kaybettiniz. Yani onu, dizi tabii, birlikte de oldu. Tabii. Çok zor günlerdi. Başka aramızdan ayrılan sanatçılar da oldu o ekip içinde. Evet. Ama yani çok zordu. Çok zor başladı. Çünkü tam aile gibisiniz. Çok. Her türlü sevinç, mutluluk birlikte yani yaşanıyor. Oradayız sürekli.
o kadar çok seviyorsunuz ki. Benim böyle hep başımdan komik şeyler geçer nedense. O bana hep anlattırırdı. Hatice Ali Hanım, bugün oldu mu bir şey sana filan diye. Ben de geçen anlatırdım ona. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya hay yaşayasın sen filan diye böyle güzel güzel vakit saygıyla geçirildik. Analım, sevgiyle analım hakikaten. Tabii sonradan ki. Gönül Hanım da aranıza katıldı diğer dizide. Evet. Öyle bir devam etmiş oldular. Devamında katıldı. O da müthiş oynadı o karakteri. Tabii. Yalan Dünya dizisinden bahsediyorum. Yalan Dünya'da, şeyde de oynadı. Avrupa Yakası'nda da oynadı. Avrupa Yakası'nda da son bölümde şeydi. Son dönemde Müşri oynadı. Müşri Kenter'in, evet, yine, evet. O da ayrı bir usta. Evet, o da ayrı bir nasıl bir yıldızlar, ustalar geçidi. Aynı vallahi zamanda hiç tanınmayan benim isimlerin gelip orada ilk kez ortaya tabii çıkmaları ve karakterlerini bulmaları oyuncu olarak. Ya orada Gülse'nin müthiş kaleminin kalemi çok büyük etkisi var tabii ki. Gülse müthiş bir yazar yani, hakikaten. Çok saygı duyduğum, çok da sevdiğim bir arkadaşım aynı zamanda. Şimdi o kadar güzel bir şey ki sürekli gözünüzün önünde bir mucize gerçekleşiyor adeta. Hı hı. Ben de tabii ki o mucizenin bir parçasıyım. Birlikte yaptığımız bir şey. Gülse bir karakter yaratıyor, yazıyor. Zaten o çok o karaktere göre, yani oyuncuya göre yazıyor onu. Oyuncu geliyor, oynuyor. Oyuncunun kattıklarıyla o başka bir tarafa doğru gidiyor. Bunu Gülse görüyor, o da karakteri ona doğru yönlendiriyor filan. Ve ortaya öyle unutulmaz işte Engin Günaydın mesela hala. Tam ben de oradan devam edecektim. Evet. İşte o Burhan Altıntop karakteri. Evet, evet. Engin Günaydın daha önce de bir hem Okan Bayülgen'de çıkıyordu hem bir Demet Tiyatro'da da İrfan rolü, değil mi? Tam evet, o vardı. Ondan önce de Aşkım Aşkım, yani ondan sonra evet, bizden önce Aşkım Aşkım diye galiba Mehmet Ali Erbil'le öyle bir şey de başlamıştı. Emel Sayın'ın oynadığı bir enteresan bir şey canlandırıyordu Okan Bayülgen'de falan. Sonra başladı. İlk başladığındaki haliyle sonradan bir dönüşüm oldu. Yani ilk başladığında bizim biraz daha ilk başladığında Avrupa Yakası'nın ilk geldi. İşte idare müdür, her şeye hakim olmaya çalışıyor. Ve o işte Nişantaşı, ben de Nişantaşı çocuğuyum diye o belki de işte zaafını tırnak evet, içinde kompleksini evet, anlatmaya evet, çalışıyor. Evet. Orada bir biraz daha hani sanki agresif, bir daha tacizci bir karakter gibiydi. Orada bir geri dönüş herhalde oldu. Sonrasında yani çünkü ses tonu da değişti. Ben yani hani sürekli izlediğim için o değişim işte, kendiliğinden mi oluyor, onu siz mi yönlendiriyorsunuz sürekli oyuncularda? Sürekli izlediğiniz için onu, yani Engin'e dikkat etmişsiniz. Aslında benzer değişimler her karakterde var, değil mi? Evet tabii. Hepsinde evet oluyor. Yani bazen o biçilen elbise biraz işte kısalsa daha iyi olacak. Dar geliyor, bir kol taksak iyi olacak filan denebiliyor. Engin'in de tamamen setteki etkileşimi, Gülse'nin onu gözlemleyip neyin daha fazla yakışacağını tespit etmesi, benim setteki yönlendirişim gibi bir şeylerle tabii ki o karakter evrildi. İyi tarafa doğru gitti yani, bence daha tabii ki, tabii ki çok güzel oldu. Potansiyeline doğru bütün karakterler tabii o şekilde ki ulaşıyor. O Şesu ilk başta müthiş bir şey yaptı. Sonra ayrıldı. Sarp Papak geldi. O da bambaşka bir tarafa gitti ve çok şey istenilen, yaptı. Tercih tabii edilen bir genç tabii oyuncu oldu. Tabii. Yani o büyüme, o gözünüzün önünde hani çocuklarınız da büyüyor gibi tabii bir durum ki oluyor. O tabii nasıl ki sizi etkiliyor? Nasıl bir hazdır? Nasıl bir yani mutluluktur? Yani gerçekten ya da büyük bir mutluluk ve unutulmaz bir dönemdi mesela benim için de. Çünkü dediğiniz gibi gerçekten çocukların büyümesi gibi büyüyor. Hem oyuncular büyüyor, hem iş büyüyor. Beraber bir hayat geçiriyorsunuz birlikte. Hani hep böyle denir ya, biz bir aile olduk falan. Gerçekten öyle oluyor ama yani oluyor. Bu olan bir şey. Tabii ki çok gurur veren bir şey. Benim için çok gurur kaynağı. Hala hepsini görüyorum, hepsiyle konuşuyorum, hepsini çok seviyorum. Sarp Kocamanoğlu, şimdi bir çocuğu bile var artık filan. Unutamayacağım bir dönem. Hümeyra'yı da tabii ki analım. O da müthiş bir hem oyun koydu, bir karakter yarattı. Belki şey hatırlarsınız, Kaynanalar'da Tijen karakteri vardı. Hani zaman zaman size evet, gelip evet, Tij diye. Onun da o çıkışları sanki oradan da biraz bir esintiler gibiydi. Şu anda inanın Hümeyra hakkında konuşmak çok zor geliyor bana. Bir kaybı oldu biliyorsunuz. Evet. O yüzden sadece şunu söyleyeyim, tamam, geçeyim. Çok 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 ama sevdiğim, çok sevdiğim bir insan. Oyuncu demeyeyim yani, çok sevdiğim bir insan. Oyuncu demeyeyim derken sadece oyuncu olarak tanımlamıyorum evet, yani ben tabii onu.
tanıdığım bir oyuncu dostum, değil, tanıdığım arkadaşım. Bir dostum, arkadaşım diye düşünüyorum. Çok sabırlar diliyorum. Fazla evet. Konuşmak istemiyorum tamam. Bu konuda. Çok da uyumlu bir çift oldular. Bir de ayrılanlar oluyor. Yani bu sadece Avrupa Yakası için değil. Projeye başladıktan sonra herhalde maddi sorunlar olabilir. Şartlarla ilgili başka teklifler olabilir. Fakat şunu gözlemledik. Yani orada kendini gösterenler aynı şeyi yakalayamadılar. Var mı öyle bir sizde? Kendi aranızda bunu konuşuyor musunuz? Tabii, ben yani, isim vermek istemiyorum ama. Bence de vermeyin. Oturan karakterler ayrıldılar. Sonra yerine gelenler onlar, en az onlar kadar da oturdu. O da çok şimdi enteresan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani orada mesela 20 tane oyuncu var diyelim. O 20 oyuncu 20 ayrı karakter. Şimdi bazı insanlar sabırlı olmaz. Bazı insanlar devam veya statiko sevmez. Bazı insanlar işte devamlı farklı farklı işler yapmak ister. Değişik değişik karakterler hepsini var. Hepsini yönetiyorsunuz her anlamda. Şimdi o karakterlerde o karakterlerin gereğini yaşıyorlar. Yani tabii. Oradaki, kendi kararları, kendi tabii tercihleri. Tabii ki yani her şey çok mükemmel bile olsa sıkılabilir. Hı-hı. Gitmek isteyebilir. Ha, doğru mudur yanlış mıdır ayrı bir tartışma konusu ama biraz öyle bakmak lazım. Kimisinin maddi bir sıkıntısı olup o çözülemediği için yapım tarafından, yani daha doğrusu daha yüksek ücret ister alamaz diyelim ki. Böyle şeyler de yani Avrupa Yakası için söz konusu değil ama hani genel sorduğunuz için söylüyorum. Böyle bir şey olur. Ne bileyim ya, bir öbür oyuncu arkadaşına hoşlanmaz. Tabii. Yani insanlar normalde de nasıl kararlar alıyorlar? Dışarıdan da ha, dolduranlar, yani. Dedikodular öyle şeyler oluyor. Bu söylediğinizin aynısı futbol sektöründe oluyor. Ha işte evet. Çok değerli muhakkak, oyuncular. Muhakkak. Büyük paralar kazanıyorlar. Çok özel bir iş yapıyorlar ama tam bu dış etkenler, kendi karakterleri evet, doğrultusunda evet. Kariyerleri çiziliyor aslında. Bir de bazen insan, genel insana ait bir özellik sanıyorum bu. İçinde bulunduğu yeri çok dışarıdan göremiyor. Evet. Yani hep dersiniz ya hepimiz mesela, için öyle hepimiz var. İçin hayatın her bence noktasında. Başta sizin için şu anda bu kadar yakınsınız. Siz hakikaten bu anlamda çok büyük katkıları olan, özel, siz de o anlamda efsane bir noktadasınız. Teşekkür ederim. Hakikaten sağ olun. Yani çünkü bu sağ kadar olun. Dizi arasında bu kadar uzun süre kalan, halen izlenen bir şey yaratmak hakikaten çok Evet. güç. O yüzden de Evet. Sizi mutluluk duyuyoruz yani burada ağırlamaktan. Çok teşekkür yani ederim. Yani önce de konuşmuştuk, ciddi çok teşekkür söylüyorum. Ederim sağ olun. Dolayısıyla ama insan içindeyken anlayamayabiliyor. Evet, içindeyken anlayamadığı için bir de böyledir insan karakteri. Hep mesela işte deniz kenarında oturursunuz, ormanı özlersiniz. Ormanda Evet, oturursunuz, bravo. Çölü özlersiniz. Hep bir şey ister ya insan. Olmayanı. Ha, olmayanı ister. O yüzden belki bazen insan o durduğu yerin aslında ne kadar iyi bir yer olduğunu, Evet. Orada ne kadar uzun durursa o kadar iyi olacağını, bazen insan o sırada işte monotonluk vesaire gibi etkenlerle de bilemiyor yani ve Evet böyle ama kararlar dizi veriyor o kadar ama sağlam ki, tabii. Neler oldu, takım o neler? Kadar sağlam ki aynen son güne kadar. Gülse'nin orada senaryoda hemen hemen bir şey yapar. Tamam. Şimdi dizi sektörü, sinema sektörü de biraz konuşuruz ama benim merak ettiğim bir iki bir şey daha var. Avrupa Yakası, Yalan Dünya ile de aslında ilgili. Sizi en çok şaşırtan oyuncu, hatta oyuncu olmadan da belki ekibin içine katılıp performans gösterenler oldu. Ya da hani sanat dünyasında olan, sahnede olan ama bildiğimiz anlamda oyuncu olmayan isimler de girip çıktı. Bu bir iki dizilik de katılanlar oldu. Tabii mesela çok. Çağla Şike'yi hatırlıyorum. Onun gibi Tabii. popüler isimler de zaman Çok zaman çok oluyordu. Yani Sezen Aksu'dan. Onların hepsi zaten hani evet, oldu. Evet Ajda Pekkan hepsi de geldi hepsi. O anlamda. Yani bazen ben bile unutuyorum da bir yerde karşıma Aa o çıkınca da vardı aa diye. falan. Ana kadroda ilk günden başladıktan sonra disipliniyle, tarzıyla, çalışmasıyla en çok etkileyen. Yani şimdi hani bunu da sormak hangi çocuğunuz gibi olmasın ama hani varsa aklınızda öyle bir şey. Ya sadece şundan korkarım. Şimdi hepsini tık 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 hafızamdan hızlı geçiremeyeceğim. O zaman ben sorayım haksızlık merak etmiş ettiklerimi. olmayayım bir tanesine. Ben haksızlık etmeyeceğim Çünkü için. bir de şöyle bir şey var. Hakikaten ben hiç kırılmadan, kimseye de inanıyorum ki kırmadan geçtik oradan. Yani kimseyle ilgili bir defa kötü bir anım yok. Zaten yok herkes yani, oturdu. Yok. Bütün karakterler oturdu. Mesela evet. Yavuz Seçkin. Taklitler yapan, radyoculuk yapan sevgili dostum aynı zamanda. Orada ben müthiş de çok bir severim. Karakter yani çok evet, yani proje adamı değil evet, mi? Proje evet, adamı proje şeyi. Adamı. O fiziksel yapısıyla tarzıyla da böyle da orada duruşu, oturuşu, Veysel'in o Halim Selim hali Veysel ikili de mesela olarak. Yani onlar yan karakter tabii, olarak mı geçiyor sizin yan terminolojiniz? karakter tabii. Yani yan Yani karakterler de çok işte güçlü. Volkan'ın ekürileri yani. Evet. Orada Volkan tek başına masanın bir tarafını doldururken onlar karşısında Evet. iki tane.
oturup devamlı proje yapıp devamlı batan. Onlar da çok batan, iyi kurdular o ikili. Yani tabii evet. ki. O üçlünün dinamiği, yani Atay'ı da katarsak aralarına, üçlünün dinamiği çok güzeldi. Yani orada gelip onlara merhaba işte ne yersiniz diyen o Sütçüoğlu muhallebicisinin garsonu bile meşhur oldu o evet, dönemde. Evet hakikaten yani, öyle. O bile meşhur oldu. Evet, evet. Şaşırtan derseniz şaşırtmadı hiçbiri beni. Yani ben hepsinden... Hep beraber başladık, hepsi yükseldik. Şaşırttı veya yani evet. Yani evet. Biz o kadar bekliyor muyduk? Yok yani o kadar bilerek başlamamıştık projeye. Şu anda mesela bazen böyle çok büyük büyük başlıyorlar ya. Biz böyle güzel tatlı bir şey yapacağız derken çok o kadar efsane olacağını öngöremezdik. Yani. Tüm diziler için ama yani işte Avrupa Yakası'nı, Yalan Dünya'yı konuşuyoruz ama hepsi için... Ve Gülse Birsel için. Şimdi tabii çok özenli yazılmış metinler. Tabii. Hem melodik olarak hem içerik olarak değil mi? Onlar da çok önemlidir. Tabii. Oyunculara geliyor. Şimdi motamot aynısını mı söylüyorlar? Ya da ne kadara kadar değiştirebiliyorlar, şimdi, ekleyebiliyorlar? Ya da o anda bir şey çıkıyor, herkesin hoşuna gidiyorsa tamam mı diyor. Ona Gülse tabii, Birsel mi karar tabii, veriyor? Tabii. Siz mi veriyorsunuz? Yok yok, ona mesela o sette zaten olan bir şey olduğu için tabii o kararı o anda ben veriyorum. Hatta sonra da Gülse ile konuşuyoruz işte. Ya şöyle bir laf böyle çok yakışıyor bunun ağzına olmadı. Falan. Bunu yazalım ona yani hani filan diyor Gülse de. O çok böyle organik bir şey aramızda. Evet. Çünkü biz Gülse'yle de çok konuşurduk yani telefonla devamlı anlatırım ben ona. O bana anlatır ne yazacağını ben ona sorarım filan. Çok konuşurduk. O organik bir şeydi. Motomot demeyelim ama Gülse'nin yazdıklarını doğru söylemelerini ben çok tercih ediyordum. Çünkü çok güzel yazılmış bir şey. O kadar sağlam çünkü iskeleti, ha, girişi, yani, çıkışı. Şey olsun istemiyorum hani. Tabii birçok yazarla da sonradan veya önceden çalıştım. Değiştirebilirsiniz kolaylıkla. Başka bir şey söyleyebilirim. Gülse'ninkiler zaten çok düşünülmüş olduğu için öyle söylemelerini ben tercih ediyordum. Ama tabii ki yani dua okur gibi söylenmez bu. Bir şeyler evet. Değişir mutlaka. Peki yine aynı şekilde çok akılda kalan... Ama çok pardon şunu tabii. Söyleyeyim. Hep sorulan bir şey bu bana. Ya o laflar hakikaten Gülse mi yazdı? Doğaçlama değil mi yani? Çünkü hep doğaçlama gibi hissediliyor. O kadar evet samimi ve şey ki doğal ki. Net söylüyorum Gülse yazdı. Evet. Yazdı. Yani şaşırtıcı bir şey ama bazen ben bile böyle önümde senaryoya bakardım. Ya bunlar burada yazıyor mu yoksa bunları hani Engin şu anda yok yani yazıyor yani hakikaten çok hani o kadar güzel yazıyordu ki o mu yazdı oyuncu yazdı. Evet. Bu söylediği şimdi sihri o herhalde. Gerçekten. Sihri o herhalde. Evet. Teknik olarak da çok başarılıydı. Hani o zaman zaman mikrofonlar giriyor falan. Ya, onları o her yerde olur. Neden biliyor musunuz? Çünkü o sırada bir işte ekran genişliğiyle ilgili, kameralarla yani, ilgili bir sorun vardı. Ve hani farklı yayın tiplerinde gösteriliyordu. Biz de bir tipi benimsemiştik. Yani buna dikkat edeceğiz tamam. Diye. Diğer tipte giriyorduk. Ama onun dışında... Ben de hiç bumları dert etme diyordum kendime. Ama ne olacak o da hiç... Ama yani hep canlı kayıt yapılıyor değil mi? Yani tiyatro oynanır gibi. Sonradan seslendirme hayır, oluyor mu? Hayır. Yani hayır. Seslendirme olmuyor ama şey yapıyoruz. Montaj yapıyoruz. Hı. Yani o anda çekiyoruz. Hı. Ama tabii ki kendi sesleriyle konuşuyorlar oyuncular. Daha sonra montajda işte toparlıyoruz, düzeltiyoruz falan. Evet. Falan. Peki... dizi çekerken yani şimdi bir tane biz izledik diziyi. Tabii herhalde şeyli çalışılıyor bir şekilde. Hani birkaç tanesi hazır olmaya çalışıyor. Ona ne diyorsunuz? Nasıl? Sıralı mı yani? Yok. Ne derler ona? Yani birkaç tane biriktirerek çalışma hali. Yani bir her hafta bir dizi çekilip o mu yayınlanıyor yoksa geriden mi geliyor? Yani birazcık stoklu gitmeye stoklu gitmeye çalışıyoruz ama bazen gidebiliyoruz. Bazen çeşitli koşullardan gidemediğimiz oluyordu. Ama neticede yayını aksatmadan yayına çıkıyorduk. Yani bir dizi nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi dizi sektörüne de geçersek hani bu uzun çalışma saatleri. İlk senaryo geliyor dizi herhalde. Dizi şöyle ortaya çıkıyor. Yani eğer başlamış bir işten bahsediyorsanız tamam. Hani ön prodüksiyon aşamasından falan bahsetmeyelim. Evet, o haftaki nasıl çekiliyor? O haftaki nasıl çekiliyor? Senaryomuz geldi. Oluyor. Tabii bir hafta evvelden gelmiş oluyor senaryo. Yani biz diyelim ki 5'i çekerken zaten 6'nın senaryosunun elimizde olmasını umuyoruz. Hı hı. Başka türlü olmaz tabii ki. O senaryoyu bir hafta sonra çekeceğimiz senaryonun işte hangi oyuncular yeni oyuncular gerekiyor. Hı hı. Nasıl bir yardımcı kast gerekiyor. Nasıl mekanlar gerekiyor. Onu inceliyor arkadaşlarımız, tamam. Asistan arkadaşlarımız ve prodüksiyondaki arkadaşlarımız. Onlar hazırlanıyor bir anda. Biz mesela 5'i çekerken 6'nın bu dinamikleri bir hazırlanıyor. Tabii iç içe. Var.
O anlamda iki bölüm iç içe gibi. Yani altıdaki oyuncular, altının mekanları, benden brief alıyorlar işte. Bir restoran olacak, 5 masalı bilmem ne sitcom için söylüyorum ya da dışarıda da olsa işte şöyle bir mekan aramanız gerekiyor vesaire gibi. Ondan sonra diyelim ki 5 bitti, ben 5'in montajına gittim, miksajına gittim vesaire. Onlar bittiği sırada, o yayına hazır hale geldiği sırada biz artık 6'yı çekmeye başlamış oluyoruz. İşte senaryo zaten oyunculara gitmiş, ezberlerini yapmış oluyorlar. Rejideki arkadaşlar bir program çıkartıyorlar. Şunları şöyle çekeceğiz, bunları böyle. Ben de gidiyorum. Onlar neyi çek demişse bana o gün, onları çekiyorum. Suflör oluyor mu tiyatrodaki Olmuyor. Gibi? Hani onun hatırlatacak yani, gibi. O anda bir takılan falan olursa oradan tekrarlıyor biri. Tekrarlıyor biri. Ben bile yani oradan. Şunu diyecektim. Ha, falan tekrarlıyorum. Onu biz montajda kaybediyoruz. Tabii ki bir yardımcı tam bir şey, bir kelimeyi bulamıyor filan, belki onu hatırlatıyoruz. Belki onun hoşuna gitmiyor oyuncunun. Hocam baştan alalım diye baştan alıyoruz. Ya benim bilmiyorum bunu yansıtabilmiş miyimdir oyuncu arkadaşlarıma. Gerçi onlardan öyle konuşuyoruz ama demokratik olmaya çalışan bir yönetmenim sette. Yani benim ben beğendim oldu değil. Ben beğenmezsem olmaz tabii, o ayrı ama yani şimdi oyuncu ben çok beğendim bunu, hayır ben beğenmedim. Birisi, böyle bir şey tabii olmaz zaten. Ama ben beğendim oldu diye de bir böyle şey yok. Hep arkadaşlara da dinleyerek sorarak, onların nasıl oynamak istediklerini, belki ben bir şey hayal etmişimdir. Yeni giren bir karakterle ilgili. O başka bir şey kurgulayıp hayal edip gelmiştir. Yani senaryoda yazılanı ben başka türlü yorumlamışım. O başka türlü yorumlamış bile olabilir. Belki onunki daha iyidir. Belki benim düşündüğüm daha iyidir. Veya ikisinin karışması daha iyidir. Mesela şive yapmak ister de ben derim ki yapma. Yapma yani. Şive olmasın derim. Ya da hakikaten yakışır. Aa iyi oldu ama biraz hafifletelim deriz. Şöyle deriz, böyle deriz. Şimdi Erzincan Kısa Film Festivali'ne şöyle bir minik atıfta bulunmak istiyorum. Tabii. Hem Avrupa Yakası'nda hem Yalan Dünya'da Gülse Birsel ve siz ve ekip genç orkestralar, gruplar çıkardı. Arkada işte o muhallebicinin arka tarafında afişler olurdu. Yine bir takım yeni kitaplar, yeni filmler, yeni eserler. Evet, evet. Geçtiğimiz haftalarda Siirt üçüncüsü yapıldı ve büyük ilgi gördü. Ve genç yönetmenler var, akademisyenler evet, var. Evet. Hatta kazananlar arasında aynı şekilde bir genç hoca vardı. Nasıl bakıyorsunuz siz bir yani tecrübeli bir sinemacı olarak, bir yönetmen olarak bu tip organizasyonlarına ve özellikle yani bu bölge yani için, Erzincan çok için teşvik tabii. Ben edici. Geçen sene, işte bu sene pandemi yüzünden Erzincan'a gidemedik ama Siirt'e gittim geçen yıl, evet. Değil mi? Geçen yıl gittim. Bir defa çok çok hoşuma gitti. Oradaki halkla birlikte nasıl yoğrulduğunu görünce o çok hoşuma gitti. Ödül. Dokunmak, konuşmak, tabii, birlikte olmak. Tabii ki yani oradaki bütün işte bir takım oyuncu arkadaşlarımız da oradaydı. Onlara gösterilen ilginin sıcaklığı, sahiciliği o kadar güzeldi ki. Ben bir de tabii ki tanımıyorum kimse beni sonuçta. O yüzden izlemek çok rahat ve kolay oluyor benim için. Çok hoşlandım. Orada yarışmaya katılan arkadaşlardan bazıları, dereceye girenler falan geldiler. Onlarla tanışmak çok beni mutlu etti. Hala onlarla konuşuyoruz. Yani telefonlaşıyoruz, görüşüyoruz. Vallahi benim de iki tane genç çocuğum var. Ben gençlere ne kadar çok destek verirse azdır diye düşünüyorum. Evet, Erzincan'da bu anlamda çok özel bir proje olacak ve artık yavaş yavaş yani hem Erzincan hem Siirt hem diğer iller için geleneksel hale de geliyor. Çok ya bunu sürekli ve tekrar eden bir şekilde olması sektörle, sinemacılarla, tabii. yönetmenlerle, teknik ekiple izleyicilerin bir araya gelmesi. Bir de orada da öğrencilerle çok, workshoplar da oluyor. Evet, yetenekli arkadaşlar var. Erzincan'da da olacak. Var. Onların kendini gösterecekleri yerlere ihtiyaçları var zaten. Desteklenmeye, kucaklanmaya ihtiyaçları var. Sırtlarına hadi denmesine ihtiyaçları var. Yani her şey para pulla değil. Moral desteği de çok önemli o arkadaşlar için. Birçok fedakarlıkla da çekiyorlar tabii. O kısa filmleri. Sponsor bulmak bilmem ne kolay değil yani.
Onun için çok çok sevindirici bir şey diye düşünüyorum. Pandemi dönemine rağmen Siirt'teki organizasyonda ki Erzincan'da da aynı şekilde olacak. Özellikle sağlık çalışanlarına bu döneme özgü olarak gösterimler yapıldı. Evet. Öğretmenlere, öğrencilere, güvenlik güçlerine, güvenlik personeline her dönemde, her koşulda çok özellikle fikir, görev yapan Erzincan'da da öyle olacak gibi gözüküyor. Yine umarız hep birlikte orada olacağımız günlere diyelim. İnşallah. Yani inşallah. Biraz bu dönemin farklı özellikleri oldu o evet, yüzden. Evet. Güzel bir festival önümüzdeki halinde gidecek. Yıllara. Tüm Erzincanlıları işte mümkün olduğu kadar bu arada sağlık koşullarına işte hijyen, dezenfekte etme çalışmaları falan hepsine de çok dikkat ediliyor. Evet. Bir de Kültür Bakanlığı'nın, Turizm Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu festivaller gerçekleşiyor. Bu da çok önemli. Yani hem sosyal anlamda hem kültürel anlamda bölge halkının sinemayla buluşması ve sektörün asıl içindeki isimlerle, asıl aktörleri bir araya gelmesi. Çünkü sadece film gösterimi şeklinde olmuyor sayın seyirciler. Yani atölye çalışmaları oluyor, hocalarla bir araya gelip karşılıklı soru cevap şeklinde gençlerle, oradaki üniversitedeki öğrencilerle bir araya geliyorlar. İzleyicilerle bir araya geliyorlar. Tam anlamıyla bir festival gibi geçiyor. Pandemik koşullardan dolayı biraz kısıtlansa da yine aynı şekilde Erzincan'da da bu tarz bir hava olacak. Özellikle söylediğim gibi bütün izlenme yerlerinde açık havada genel olarak oluyor. Pandemiyle ilgili her türlü önlem alınıyor. Sosyal mesafe zaten, maskeler zaten. Onun dışında da her türlü temizlik, işte dezenfektasyon çalışmaları da yapılıyor. Bu anlamda yine güzel bir festival. İkincisi olarak Erzincan'da bizleri bekliyor. Evet, artık yavaş yavaş sonuna geldik. Sevgili Jale Atabey ile birlikteydik. Benim aslında daha çok sorum var. Programdan sonra da devam ederiz. Ama hakikaten Türk dizi sektöründeki şedör derler. Yani çok özel çalışmalardan bir tanesine imza attınız tüm ekibinizle birlikte. O anlamda hakikaten ne mutlu size, bize de ne mutlu. Yani halen bunun takip ediliyor anlamında. Birkaç cümlede yani işte dizi sektörü, Türkiye'de bu uzun çalışmalar. Ben şöyle görüyorum. Yani Gürse Birsel'in ve sizin dizilerinizde her kelime mutlaka bir sonraki bir olayla ilgili söyleniyor. Tabii, tabii. Bazen de durum komedisiyle ilgili komik olduğu için söyleniyor. Şimdi bizim bu dönem dizilerde hocam ben öyle görüyorum. Öyle gördüğüm için de çok fazla içine giremedim. Evet. Ama çalışmadır, emektir tabii. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Sanki böyle günlük konuşmalar çok oluyormuş gibi. Aynen. Mesela bir masa. Masada hani eline sağlık. Aa ne güzel olmuş anne. Haftaya gelin gene yapayım. Tabii tabii. Tuzlu, garson geliyor, garson. Bütün ne diyalog. İçersiniz? He, peki, normal. Ne, günlük yok, hayat gibi. Tabii tabii. Soğuk var ama olmasın mı falan böyle vakit. Ne yapsınlar? Fakat anca doluyor. Ne yapsınlar? Çünkü bizim bildiğimiz normal dizi. Ki normal olarak özür dilerim. Rica ederim. Sözünüzü kesiyorum. Komedi de çok uzun olmaması gereken bir şeydir. İşte Friends falan 20 dakika. Dediniz. 20 dakika, 19 dakika, 21 dakika. Yani biz gene o dönemde biraz daha kısaydı şimdiye oranla diziler. Ama işte şu anda 100 küsur 140 dakikalarda filan belki daha uzunları da var. Tabii ki komedi için de bu zararlı bir şey. Yani aslında çok daha komik olabilecek bir şeyi gene de uzatıyoruz ve değersizleştiriyoruz ister istemez. Hı. İster istemez. Çünkü dediğiniz gibi artık gündelik konuşmalar koyuyorlar. Birisi merdivenden inip bahçeye geçecek. Bayağı bakıyorum ben. Evet. Merdivenden 1, 2, 3 falan iniyor. Bahçeyi geçiyor. Bir çiçek kokuyor. Artık oradan o sırada herhalde biz de hipnotize olup böyle hani seyirci de böyle hani herhalde boş boş bakıyor yani çünkü ona hiçbir niye, şey olmuyor. Çünkü hiçbir şey anda. Olmuyor. Ama mesela bir yabancı diziyi izlerken gidip çay koyamazsınız. İki cümle kaçırsanız konu kaybolur. Tabii. Yani ne olmuştu dersiniz. Çünkü oradan oraya belki işte katilin kim olduğuyla ilgili bir ipucu söyledi o anda. Onu üç dizi tabii sonra ki. Belki ortaya çıkacak. Tabii ki onu yani, kaçırmamak lazım. Ama bizdekiler öyle değil. Ama ne yapsınlar? Kızamıyorum insanlara. Sadece şunu yapmaları gerekiyor. Bunun için mücadele etmeleri gerekiyor. Evet. Ben bunu bu kadar uzun yapmayacağım. Evet. Aslında izleniyor. İhraç da ediliyor anladığımız kadarıyla. Özellikle Arap ülkelerinde filan bazı ülkelerde de popüler olduğunu. Onlar galiba bölüyorlar ikiye. Yani evet olabilir ama hakikaten yani uluslararası normlarda çok daha iyi işler, çok daha daha özünü görebileceğimiz tabii değil ki, mi çalışmalar tabii olacakken yani, dağılıyor gidiyor tabii, o zaman ister istemez. Vallahi işte gençler, o güvendiğimiz gençler bence bunları da yapacaklar.
Hep klasik sözler bunlar. Ben de etmiş olayım. Yani yapımcıların ortak bir karar verip daha kısa diziler yapması lazım. Star oyuncuların daha az para almayı kabul etmesi lazım vesaire gibi birbirine bağlı. Bu apayrı bir gündem bizi konuşur bir program konusu. Evet. Peki. Onun için çok uzatmayayım. Evet. Çok teşekkürler. Sonuna geldik. Rica ederim. Ben hakikaten teşekkür ederim. Onur duyduk, gurur duyduk. Sizle birlikte olduk, mutlu olduk. Sizi de biraz böyle eskilere götürdük. Biraz da duygulandınız zaman zaman. Evet. Ama duygulanmayacak gibi değil hakikaten. Yok hakikaten. Özlüyorsunuz mutlaka. Çok, ama çok. Görüşüyorsunuz da tabii, hala. Tabii. Hepsiyle görüşüyorum. Hepsiyle değilse de çoğuyla görüşüyorum. Hepsini de çok seviyorum. Peki. Görüşmediklerimi de. Evet. Yönetmen Jale Atabey'le birlikteydik bugün. Şuradan birlikte kapatalım. Olur. Ya da tam buradan kapatayım ben. Sonradan oradan selam veririz. Tamam. Dizi sektörünü konuştuk. Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Türkiye'de Türk dizi sektöründe gelinen noktayı konuştuk. Ama asıl Erzincan'ı konuştuk. İkinci Erzincan Kısa Film Festivali yine son derece renkli görüntülere sahne olacak. Sinema eserleri kendi aralarında bir minik yarış yapacaklar. Ama bölgede kültürel anlamda, sosyal anlamda çok ciddi bir hava olacak. Ve biz de bu anlamda programları yapmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Şöyle selam verebiliriz hocam. Hoşça kalın.